Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte toplama çıkarma oyunu yapacağız. Şimdi oyunun mantığı ne? Ondan bahsedeyim biraz size. Oyun şu arkadaşlar. Oyunumuzda birbirinden farklı objeler olacak. İşte 3 tane, 5 tane artık size kalmış orası. Ve bu her objenin belli bir puan değeri olacak. Elmayı aldığınızda 3 puan eklenecek. İşte kayaya çarptığınızda 2 puan düşecek. Veya herhangi başka bir objeyi yediğinizde 5 puan eklenecek gibi. Daha sonra bizim oyunda belirleyeceğimiz bir limit olacak. Mesela 20 puan gibi veya 25 puan gibi. Kullanıcı bu 20 veya 25 puana ulaştığında da oyun otomatikman bitmiş olacak ve kullanıcı kazanmış olacak. Ya da 50 puan üstüne geldiğinde de oyunu artık kaybetmiş olacak. Şimdi onun için öncelikle büyük bir zemin yaratmamız gerekiyor. Çünkü ben kafamda tasarladığımda oyunu bir labirent gibi bir harita düşünmüştüm. Öncelikle zemin fırçasıyla büyük bir alan yaratalım, harita yapalım. Daha sonra kameramızı şöyle üstten bakacak şekilde patika aracını alalım. Ve göz kararı bir labirent değil de bir yol, böyle kıvrımlı bir yol tasarlayalım. Şöyle ben bunu dış kısmı için yaptım. Şöyle tutup biraz daha genişletebilirim buradan. Şimdi de iç kısmını yapacağım. Daha sonra bunun türünü değiştirerek duvar türüne getirelim. Tamamdır. Şuradan da rengi değiştirdik mi yukarıda? Daha belirgin bir renk. Kırmızı verelim. Oldu gibi ya. Biraz yükseklikte sıkıntı var. Şuradan yükseklik değiştirden böyle 1.30 gibi yaparsak sanırım metaldir yani. Evet arkadaşlar, ben hızlıca hepsinin yüksekliğini arttırdım. Şöyle bir şey oldu. Bir tek şurası biraz dar olmuş. Onu da şuradan sol tuşla basılı tutup çektiğimde tekrardan şekillendirebiliyorum zaten. Daha sonra oyunumuza bir tane tabii ki karakterimizi ekleyeceğiz. Karakter olarak ben bugün kodu kullanacağım. Tabii ki oyunumuzda objelerin olması gerekiyor. Birkaç tane obje ekleyelim oyuna. Bir tanesi elma olsun. Bir tanesi bozuk para olsun. Diğeri de kaya olsun mesela. Şimdi bunlardan hızlı hızlı eklemek için klavyede CTRL-C tuşuna basıyoruz. Ya da sağ tuş tıklayıp kopyala diyebiliriz ama CTRL-C tuşuna basıyoruz. Daha sonra haritada mouse'umuzu nereye götürürsek ve orada CTRL-V basarsak objemiz otomatikman oraya kopyalanmış olacak. Ben rastgele haritaya elma objesini ekliyorum. Şimdi burası çok dar olmuş. Şunu biraz şöyle genişletelim. Şöyle tamamdır. Rastgele haritaya ekliyorum. Hepsinden eşit miktarda eklemeye özen gösterin ki kullanıcı rahatlıkla hepsine erişebilsin. Hatta biraz fazla ekledik sanırım. Neyse kalsın, çok da sıkıntı olacağını sanmıyorum. Aynı şekilde bozuk para ve kaya objelerimizi de haritamıza rastgele ekliyoruz arkadaşlar.
Son olarak da kaya objesi. Kaya objesini o kadar eklemeyeceğim çünkü kaya eksilecek bize. Yani puanımızı da götürecek aslında. O yüzden şöyle kaç tane koyarak. Tamamdır. Bu kadar yeterli olur bize. Şurası kapalı geldi sanki biraz bana. Şöyle açalım. Şimdi herhangi bir yerde sıkıntı yok. Şimdi gelelim kodlama mantığımıza. Bunu nasıl kodlayacağız? Haritamız gördüğünüz gibi hazır. Şimdi tekrardan geçen ders bahsettiğim gibi kodun üstüne gelip sağ tıklayıp programla diyoruz. Eğer kısmından yine şartımızı belirliyoruz. Klavyeden WASD tuşlarına basıldığında karakterimiz hareket etsin. Bu sefer hızlı hareket etsin çünkü büyük bir harita var ve sürekli dönmek zorunda kalacak. Bakalım hızı nasıl? Hızı iyi. Aynen, hızı iyi gibi. Bu arada siz yüksekliği biraz daha fazla tutabilirsiniz ki kodu üstünden geçmesin veya direkt kodunun yüksekliğini değiştirelim. Ki duvarların üstünden geçemesin. Tamam. Şimdi oldu. Geldik. Programlamaya bastık. Hareket komutumuzu yazdıktan sonra aşağıya geliyoruz. Şimdi burada geçen ders bahsettiğim bir çarp komutu vardı hatırlarsınız. Objeyi çarpmasını algılayan bir kod. Şimdi biz geldik buraya. Çarp dedik. Şimdi bizim objelerimiz neler? Elma, bozuk para ve kaya. O yüzden bizim burada seçeceğimiz objelerde dünyamızdaki objelerle aynı şeyler olacak. Çarp dedim. Nesnelerden elmaya. Yap kısmına gelip oyundan art skor diyoruz. Yani skorumuza ekle. Biz kırmızı takım alalım. Kırmızı takıma puan 5 puan eklesin. Eğer elma aldığında 5 puan eklesin. Ya da elma aldığında 3 eklesin. Bozuk para aldığında 5 eklesin. Tamam. Şimdi aynı şekilde bunu bozuk para için de yapıyoruz. Nesnelerden daha fazla diyoruz. Bozuk para dedik. Bozuk paraya çarptığında oyundan artı skor. Hangi takıma? Kırmızı takıma. Kaç puan? 5 puan ekle. Şimdi kaya için de yapıyoruz. Çarp dedim. Nesnelerden daha fazla kaya. Bu sefer skoru azaltmak istediğim için oyundan eksi çıkar diyorum. Kırmızı takımdan puan 2 puan. Şimdi elmaya çarptığımızda 3 puan eklenecek. Bozuk paraya çarptığımızda 5 puan eklenecek ve kayaya çarptığımızda 2 puan azalacak. Hedef olarak da sanırım bir 45 belirleyebiliriz. Yani 45 puan olduğunda oyun bitsin. Hem oyun süresi açısından uzun bir süre olur. Çok kısa olmaz yani. Şimdi 10 yaparsan adam 2 tane bozuk para alsa oyunu bitirir yani. O yüzden hem uzun bir maraton olur. Daha iyi olur bizim için. Şimdi tabii ki aldığımız şeyleri haritadan kaldırmamız lazım. Yoksa bir tane objenin üstüne gelirse kullanıcı sonsuza kadar artı 5 puan veya 3 puan artık hangi objenin üstündeyse eklenir. O sıkıntı olur biraz. Bizim çarptığımız objeleri kaldırmamız gerekiyor aynı zamanda. O yüzden gelip eğer kısmından yine çarptığımızda nesnelerden elmaya diyoruz. Onu ye diyoruz. Yani objeyi dünyadan kaldır. Bir daha karşımıza çıkarma. Tekrardan diğerlerine de yapıyoruz. Bozuk paraya çarptığımızda ye. En son olarak da kayaya çarptığımızda onu dünyadan kaldır diyoruz. Şimdi bizim bir de şartlarımız var. Yani skor 45 olduğunda işte oyun bitsin, 50 olduğunda o 50'nin üstüne geçerse oyunu kaybetsin veya işte 42'ye geldiğinde mesela uyarı versin, desin ki bir tane daha elma yerseniz oyunu kazanacaksınız. Çünkü niye? 42 puandayız, oyun 45'te bitiyor ve 3 puan alırsak oyunumuzu kazanacağız. Öyle kısa kısa notlarda ipuçları da verebiliriz kullanıcıya. Şimdi onları nasıl yapıyoruz? Eğer'e bastık. Skor yaptı var burada. Bu bizim skorumuzu skordaki değişikleri eşitliyoruz. Mesela diyorum ki skor 40 olduğunda bana bunu yap.
50 olduğunda bunu yap gibisinden. Skor yaptı diyorum. Kırmızı takımı seçtiğimiz için kırmızı diyorum. Karşılaştır var burada ve değil var. Şimdi karşılaştıra bastığımda eşit, altında, üstünde, küçük eşittir, büyük eşittir, eşit değil gibi seçenekler var. Bunların mantığı ne, anlamı ne? Eşit dersek skorum 45'e eşit olduğunda koşulluğunu sağlarız mesela. Altındaysa 45'ten küçük olduğunda buna 45 daha iyi değil. Yani 44'ten 0 yani x sonsuza kadar yani. Üstünde dersek 45 daha iyi değil. 45'in üstünde 46'dan başlar. Küçük eşittirin anlamı 45 ile dahil olmak için de 45 ve 45'ten küçük değerleri alır. Büyük eşittir de 45 ve 45'ten büyük değerleri alır. Yani 45 ile dahil ediyor bu iki seçenek bize. Eşit değil de mesela skorumuz 45'e eşit olmadığı zamanlarda anlamını verir. Biz burada hangisini kullanacağız? Eşit komutunu kullanacağız. Diyeceğiz ki kırmızının skor yaptısı eşitse, neye eşitse? Direkt 45 olmadığı için buraya 2 tane 20, bir tane de 5 puan ekliyorum. Zaten bu 45 puan alıyor. Skor yaptı. Yani kırmızının skoru 45'e eşitse oyunu kazan. Oyunu kazansın. Renklerden kırmızı. Şimdi diğer bir tarafta skor yaptı. Kırmızı diyelim. Karşılaştır. Eşitse ne demiştik biz? 42'ye eşit olduğunda oyun uyarı versin. 2 tane 40, 2 tane 20 ekledik. 40 etti. Bir de 2 daha 42. Ne yapacak bize? Söyle. Atıyorum bir elma. Bir elma daha alırsanız oyunu kazanırsınız diye bir ipucu verdik kullanıcıya. Hatta şuraya da ipucu yazalım. Kullanıcı 50'nin üstüne çıktığında da oyun mesela kaybetsin. Tekrardan skor yap diyoruz. Kırmızı, karşılaştır, eşit. Hatta buna eşit kullanmayalım. Çünkü eşit olmaz. Buna büyük eşit kullanacağız. Çünkü 50 ve 50'nin üstündeki değerlerde. Yoksa kullanıcı mesela 47 iken 5 alır, 52 olur ama oyun bitmez. Çünkü biz sadece 50 eşit olduğunda oyunu bitir deriz o mantıkla. O yüzden büyük eşittir kullanacağız. Puandan da 50'yi kullanacağız. Oyun bitir. Oyunu bitirdik. Şimdi bir başlayalım oyuna. Geldim, yavaş yavaş ilerliyorum. Bir tane elma aldım, 3 puan geldi. Bir tane bozuk para yedim, 8 puan oldu. Sağ üstte puanımız yazıyor bu arada. Gittim kayaya bastım, -2 oldu. Kaç olduk? 10 puan olduk. 18. -26. 26. Gördüğünüz gibi 42 puanda bir elma daha alırsanız oyunu kazanırsınız dedi bize. Gidelim. Şuradan elmayı alalım. Ve oyunumuz bitti gördüğünüz gibi. Mantık bu kadar. Ya bu tamamen sizin interaktifliğine kalmış artık. Hani puanı 45 değil 150 yapabilirsiniz. Ne kadar uzun sürmesini istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Veya daha fazla obje ekleyip daha fazla puan seçeneği sunabilirsiniz. Veya mesela oyunun kenarlarına objeler ekleyebilirsiniz. Daha oyun interaktif hale gelsin diye. Mesela kale ekleyebilirsiniz. Yani böyle sadece şekil olarak veya o kaleye bir ileti verdirebilirsiniz. Mesela şöyle yapalım. Skor yaptı diyelim. Kırmızı. 5'in üstündeyse kırmızı. 5 puan üstündeyse iyi gidiyorsun diye bir uyarı versin bize. Başlayalım oyuna mesela. 3. Gördüğünüz gibi 5 puanı geçtiğim zaman bana iyi gidiyorsun diye bir mesaj verdi. Etrafı dediğim gibi böyle biraz daha şekillendirebilirsiniz. Daha fazla şey ekleyebilirsiniz. Ben sadece temel mantığını anlattım size. Tekrardan şu kod satırını açacak olursam.
Aslında yazdığımız kodlar sürekli tekrar ediyor. Hiçbir fark yok. Ekle işte çarp kullandık. Skor yaptı. Kırmızının eşitliğini baktık burada. Lütfen pratik yapmayı unutmayın evde. Bol bol pratik yapın kodlama ile ilgili. Bugünlük bu kadar olsun bu video. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Thank you.